Bugün sizlere bahsetmek istediğimiz konu birçok kardeşlerimizin bizlere sordukları sorulardan bir tanesi. Askerliğimi yapmadım ama sözleşmeli yer olursam askerliğim sayılacak mı? Bunlarla alakalı bir takım sorular gelmiş arkadaşlar elimize. Bu soruları bugün sizlerle birlikte cevaplayacağız ve kafamızın rahat etmesini sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi madde 12. Sizin kanunlarınızda yani sözleşmeli ellerle ilgili sizlerden bahsediyorum arkadaşlar. Madde 12'de diyor ki sözleşmeli erbaş ve eller adayları askerlik hizmetini sözleşmeli er olarak yaparlarsa sayılır. Görev emirleri askerlik yükümlülüklerini yerine getirdikleri için sayılır. Şimdi arkadaşlar buraya kadar kolay yani buraya kadar güzel. Ama şöyle bir durum da var, o konuyu da söylemek lazım. Çünkü ileride bunları eksik bir şekilde verirsek sizlere ileriki süreçlerde sıkıntı yaşarız. Yani sizler sıkıntı yaşarsınız, bizler de üzülürüz arkadaşlar. Şimdi askerliğini yapmayan bir kardeşimiz sözleşmeli er olmak için personel teme başvurdu. Mülakatları geçti, sağlık işlerini geçti ve 3 ay eğitimi bekledi. Eğitime çağrıldı bu kardeşimiz. Ne zaman çağrıldı? Ayın 15'inde, 12'sinde, 18'inde çağrıldı. Bu kardeşimiz askerliğini yapmamış ama iyi dinleyin arkadaşlar. Eğitime katılış tarihi kaç? 14 veya 15. Şimdi kafasında şöyle bir kurgu olacak. 6 ay boyunca sözleşmeli yer olursam 6 ay boyunca askerliğimi yapmış olurum. Ondan sonra da canım isterse feshederim. Olmazsa da evime giderim. Sonuçta askerliğimi yaptım. Şimdi böyle bir şey söylemişler. Daha doğrusu böyle düşünen de olacak arkadaşlar aramızda. Çünkü eğitimler hani göründüğü gibi kolay değil arkadaşlar. Bana kolay gelir, sizlere zor gelir, ona zor gelir, size kolay gelir. Onun için şöyle bir şey söylemek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi eğitimin birinci günü askerliğinizin birinci günü sayılmaz arkadaşlar. Eğitimin ikinci günü askerliğin birinci günü. Yani 2 ay boyunca sözleşmeli er olursanız 1 ay boyunca askerlik hizmetini tamamlamış olursunuz arkadaşlar. Yani bir günün bir gün sayılmıyor eğitimlerden. Eğitimden bahsediyorum, görevlerden bahsediyorum. Bir günün bir günün sayılmıyor. Onun için diyelim ki 3 ay boyunca sözleşmeler olarak görev yaptınız. Nerede? Doğuda veya batıda. Askerliğinizi yapmadınız. 3,5 ay askerliğiniz sayılmıyor. Yarısını çıkar 1,5 ay. Yani sözleşmeli er olarak 12 ay boyunca görev alırsanız askerliğinizin 6 ay olmasını sağlarsınız arkadaşlar. Yani bir günün bir gün sayılmıyor. Bunları iyi bilin arkadaşlar. Çünkü yani eğitime gideceksiniz, görev yerlerine gideceksiniz. Yani binlerce kişi askerliğini yapmamış kardeşlerimiz sözleşmeli olarak göreve başlayacaklar. Yani bilmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde düşünecekler, sonra feshedecekler. Ne olacak? Bu kardeşimizin 3 ayı kalmış. 3 ay boyunca da askere er olarak gidecek. Onun için arkadaşlar askerliğini yapmayan bir kardeşimiz beni dinliyorsa şu anda, bir günün bir gün sayılmıyor. Bunu bilesin kardeşim. Onun için askerliğini yapmayan kardeşlerimiz sözleşmeli olarak nasip olur da göreve başlarlarsa 12 ay boyunca sözleşmeler olurlarsa 6 aylık hizmetini tamamlamış olur. Tamamlanmış olur. Yani bir günün bir gün sayılmıyor. Onun için arkadaşlar böyle bir hatırlatma yapmak istedim. Gittiğiniz zaman bu takım sıkıntıları yaşarsınız, yaşamazsınız. Sen yaşarsın, öbürü yaşamaz. Onun için arkadaşlar bilgi verildikçe güzelleşir, çoğalır. Söyleyeceklerim bu kadar. Bugün anlatmak istediğim konu askerliğini yapmadan sözleşmeli olarak göreve başlayacak ve askerlik hizmeti eğitimde görevlerde kaç gün kaç gün arası sayılacak diye bir takım konuşmalar yaptık arkadaşlar. Onun için sözleşmeli olarak görev yaparsanız bir günün bir gün diye sayılmaz arkadaşlar. Bunu sözleşmeli ellikte görev yapan arkadaşlarınız varsa onlara da sorabilirsiniz arkadaşlar. Onlar da sizlere detaylı bilgi verirler. Bu konuda konuşacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir içerik üretmişimdir. Bir takım sorular sordunuz, yanıtladım. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşim.